Şimdi bu arkamda gördüğünüz rezil görüntüler bir uyuşturucu çetesinin mensupları, gençleri zehirleyen bir uyuşturucu çetesi polis baskını sonrası böyle birbirine düştü. Zehir tacirinin torbacıya elindeki pompalı tüfekle işkence ettiği anları görüyorsunuz. Burada bakın. Oğlum senin kemiklerini kırarım ben. Senin kolunu kırarım. Kime mamalı oturdun lan sen? Karşısına oturttu, tekmeledi, tokatladı, silahla vurdu. Zehir taciri torbacıya böyle işkence etti. Yemin ederim ben mi? He? Abim, 10 tane orada. Abi valla ben. Ulan elim kırsam. Tüyler ürperten bu görüntüler Aydın İncirli Ova'da kaydedildi. Uyuşturucu ticareti yapan Emrah Yıl, Şahan Genç ve onun bir arkadaşını torbacı olarak çalıştırıyordu. Abi ben. Senin çeneni kırdım. Allah nerede? Ben dedim vallahi benim kimseye bir şey. Seni öldürürüm. Abi. Seni var ya. İddia göre polis baskınıyla uyuşturucu maddelere el konuldu. Emrah Yıl da iki torbacısını sorumlu tuttu, birini evde yakaladı ve evin içinde dakikalarca işkence yaptı. Oğlum param nerede? Allah'ım. Eşyam nerede oğlum? Yok burada siz gittiniz, polisler beni sordu. Abi. He? Vallahi kameraya bak abi ne olur. Allah'ım sen şey, markete kamerası bak ne olursun. Yalvarırım. Kime mamalı? Torbacıya işkence eden o zehir taciri işkence görüntülerini bilerek isteyerek kayda aldırdı. Nedeni ise bu görüntüleri diğer torbacıya atarak ona gözdağı vermekti. Bitmek bilmeyen işkencede uzun namlulu silah bile kullandı. Abi! Abi ne olur vurma! Dur lan! Abi ne olur vurma! Abi! Abi ne olur! Ayağını kırarım! Abi ne olur! İşkencenin ardından genç adamı polise gitmemesi için ölümle tehdit etti. Öyle de oldu. Şahan Genç bu görüntülere rağmen şikayetçi olmadı. Sana musallatım oğlum. Sana musallatım. O evinin mermi manyağı yaparım seni. Benim eşyam da gelecek, param da gelecek lan. Duydun mu lan? Sen beni ne sandın lan? Tavuk mu sandın oğlum?